Evet, yayındayız. İyi akşamlar güzel yüreklerim. Bir gün ara verdik değil mi Nergis? Evet. Bir gün aradan sonra birlikteyiz. Dün Kandil'di biliyorsunuz. Ben de çocukların sesine o kadar konsantre olmuşum ki. Bir taraftan da çocuk çığlıkları duyabilirsiniz. Çok normal. Herkes delirmiş durumda şu anda apartmanda. Ne yapmıştık? Kartal panomuzun devamını yapacaktık. Şimdi ben tabii biraz çok zaman almamak adına tabanı bir siyaha boyadım. Anlatacağım yine. İzleyenleriniz biliyordur. Devamını nasıl getireceğiz? Ne yaptık? Yine bir kısa bir özet geçeyim değil mi Nergis? Evet, iyi olur. İzlemeyenler vardır. Hı-hı. Ona göre başlayalım. Hoş geldiniz hepiniz. Emir Ayem selamlar diyor. Atölye Belkıs Elif Gökhan. Esma'nın atölyesi Işıl, Kokulu Taş, Çiğdem Hanım, Destina Sanat, Beki Hobi. Ama sen beni çok fena yakaladın, bilmiyorum. Tam kahvemi yudumluyordum. Yani. Nasıl olsa gelirler. Yine hani izlemeyenler varsa bir tekrar geçeyim tabii ki üzerinden. YouTube'a yüklemeyi düşünüyoruz. Az önce de telefonumu boşalttım. İnşallah bunu da kaydederiz. İki aşamalı YouTube'a da atacağız videosunu zaten nasıl yaptığımızı. Canımsınız Tülay Hanımcığım. Her şey sizler için. Önce kendimizi iyi hissetmemiz gerekiyor her şeyden önce. Bugün dedim ki sabah kalktım. Kendimi biraz da olsa iyi görmek istiyorum. Böyle dağıtmıştık biraz kendimizi. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi ne yaptık? Şu tarz panolarımız var biliyorsunuz bize özel. Biz bunları çok seviyoruz. İnanılmaz uygulamalar yapıyoruz. Workshoplarda da ben bu panoları kullanıyorum. Çünkü üzerinde gelen kişilere neredeyse 10-12 teknik gösterebiliyorum. O yüzden genelde bu panoları kestirmiştim ben özel olarak. Genelde bunları kullanıyoruz. Şimdi bunun üzerine ne yapmıştık? Stencil'ımız vardı. Kim o? Elis Seniz. İlkay ben. Selam ver diyor. Bağış üstüne. Selamlar. Şimdi ne yaptık? Şöyle yıkık duvar bir stencil'ımız var. Rich'te çıkacak. İnanılmaz güzel desenler geliyor demiştim size. Onlardan bir tanesi bu. Bunu uygulamıştık tabana. Gelişi güzel bir şekilde. Ne uyguladık ama? Rölyef pasta değil. Daha dokulu, daha kabarık görünmesi için tekstür rölyef pasta kullanmıştık. Güzel önce ilk kat olarak bu yıkık duvarımızı yaptık. Sonra üzerine bizim şöyle, bu da kodunu kestim ama New 498. New 498 numaralı stencil'ımızı yapmış olduğumuz o yıkık kırık duvarın üzerine böyle gelişi güzel, asimetrik ikinci kat olarak da bunu uyguladık. Yani daha aşamalı, daha kabarık bir görüntü elde ettim. Bakın göreceksiniz. Sizler de duvar çalışmalarınızda böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra kenarları, tabanı siyaha boyadık. Siyahtan sonra, boyadıktan sonra ben buralarda biraz wax eskitmeler yapacağım. Şimdi biz bunun üzerine başka bir renk geçeceğiz. Ama arada ne kullandık? Çalkıt, Rich'in şeffaf wax'ını sürdüm. Bazı noktalara, kazıyacağım bölgelere. Ondan sonra crackle medium çatlatmamız var. Şu şekilde bakın göreceksiniz halen parlak ve duruyor. Taşan yerlere çok önemsemeyelim. Canlı yayın şeyleri onlar. Şuralara da gördüğünüz gibi çatlatma yani crackle medium'umuzu güzelce sürdük. Ne çok bol ne çok az. Hani boyaya fırçamızı ilk alıyoruz ya o kıvamda uyguluyoruz çatlatma medium'unu. Güzelce sürdük, bekledik. Benim için iki gün yani bir gün geçmesi çok önemli değil. Şimdi yine çatlayacak. Yani crackle medium istediğiniz herhangi bir akrilikle çatlatma şansına sahipsiniz. Her renk boyayla şimdi göstereceğim size. Öncelikle olarak yani bu uygulamayı yaptık sadece. Şimdi devamını getireceğiz. Önce ben şunu bir çıkarayım. Bu arada çok güzel yorumlar geliyor. Gökkuşağı Atölye demiş ki sizi çok seviyorum Arzum Hanımcığım. Canımsınız. Ben sizin beni sevdiğinizden daha çok seviyorum emin olun. Güzel yüreklerim benim. Güzel insan. Hepinize sevgiler.
İnşallah yayınımız iyidir. Bir sıkıntı yoktur. Pınarca, ben de seni yerim. Hepinizi yerim. Cansınız. Şimdi gelelim. Şimdi ben bunun üzerine bu işlemleri yaptıktan sonra bir renk gireceğim. Ne renk gireceğim? Kırık, ben çok net beyaz sevmiyorum. Bilirsiniz artık senelerdir. Ne renkler seviyorum genelde? Daha kırık tonlar. Beyaza yakın bir ton istiyorsam ya kardelen ya kar tanesi kullanıyorum. Daha kreme yakın bir ton istiyorsam da alaçatı kullanıyorum. Şimdi ben kar tanesi kullanacağım. Kardelenle kar tanesi birbirine çok yakın tonlar. Yani her ikisini de kullanabilirsiniz. Alıyorum kar tanesini. Şimdi önce bu tabanı yapalım, sonra buranın renklendirmelerine geçelim diyeceğim ama ben siz görün diye şurada tabii ki önceki alanı, şurayı da bir siyah boyayayım önce. Ondan sonra kenarlara geçelim. Tabii daha önce yayından önce ben bir kat rölyef pasta, yani tekstür rölyefin üzerine bir kat siyah geçtim. Hani çok fazla zaman almayalım canlı yayında. Sizleri sıkmayayım. Önce siyaha boyadım. Siyah multi surface. Elinizde ham bir obje zaten. Bu yenileme bir ürün olmadığı için. Elinizde multi surface yoktur. İşte siz akrilikle yapabilirsiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tarz çok dokulu alanlarda fırçanız nemli olsun. Yani sürekli suya batırın. Bakın şöyle. Neden? Çünkü su bu rölyef pastanın aralarına daha da girmesini sağlıyor boyanın. O yüzden mutlaka sulu kullanın fırçanızı. Evet Nergis, sen deyiz. Saçlarınızı soruyorlar. Ya saçlarım... Neyle yaptın? Çok yakışmış demiş peki hobi. O kadar çok mesaj aldım ki sabahtan beri. Şimdi normalde ben hiç kuaföre dip boyam dışında gitmiyorum. Bilenler bilir. Normalde hep kuruturum saçımı duştan sonra fönle. Dün akşam böyle hani işte duamı ettim falan, Allah kabul etsin. Öyle saçlarım ıslak kalmış, yattım. Sabah bir kalktım, bu haldeyim ben. Hiçbir şey yapmadım, yemin ediyorum size. Dekorda Home. Evet. Aysun Hanım yok artık. Ben varım. Var, aşkım bebeğim. Sabaha kadar izleyebilirim Zuzu Craft. Yerim size. Asuman abla geldi. Çocuk evde aç, bırakın. Ben burada yoksa saatlerce dururum sizinle birlikte. Yasemin İnci. Heh. Arzum Hanım, sizin canlı yayınlarınızı pür dikkat izliyorum. Sizi aha, çok seviyorum. Saçlarınız böyle çok güzel olmuş. Bundan sonra böyle yapıyorum ya. Böyle doğal kalsın. Yıkanacağım. Evet. Böyle benim saçlarım kıvırcıkmış. 40 yaşından sonra bunu öğrendim. Dalgalıymış herhalde. Gerçekten. Olur mu bu? Olmaz. Onu öğrenmiş olduk. Koronanın faydalarından bir tanesi bu oldu dermişim. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Pınarca 2010, senin her yerin güzel. Siz öyle görüyorsunuz. İlkem? Nuriye teyze, anne burada mısın? Yok herhalde. Atölye Smile Team'ler burada mı? Herkes burada mı? Göreyim, hadi bakayım. Bir elinizi kaldırın. Bir beni evet, motive edin. Övgüye, sevgiye ihtiyacım var benim de ya. Şimdi ne yapıyoruz? Kar tanesi. Döküyorum. Şimdi çatlatmaya nasıl boya sürülür onu da göstereceğim size. Ve ne yapılır? Ufacık bir püf noktası var. Onu da göstereceğim. Vana bekliyorlar sizi. Ah benim gönlüm nerelerdeydi? Nerelere gelecektim? Ne hayallerim, ne isteklerim vardı? Kısmet. İnşallah geleceğiz. Bir hediyemiz olacak bugün. Onu da söyleyelim istersen. Her yayında olduğu gibi. Bugün ne veriyoruz Nergis? Bugün bizim çok güzel bir şey veriyoruz. Evet. Bugün taç gönderiyoruz. Şunu. Atölye Smile'a özel bir ürün. Tacımızı, sorumuzu doğru bilene göndereceğiz. Yayında kalın. Her an biliyorsunuz ne sorarım, ne yaparım belli olmaz. Beni izlemiş olmanız gerekiyor. Fatoş G. Gerci herhalde. Ha. Yani inşallah doğru okuyorumdur. 40 yaşında mısınız? Asla inanmıyorum. Valla 40 yaşındayım. 13 yaşında da bir oğlum var. Boyum kadar maşallah. Evet. Beni geçti herhalde Doruk değil mi Nergis? Geçecek. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yani çocuğumuz da var. Allah'ımıza bir şükür. Ben mi arayacaktım? Kimi arayacaktım? Yok Aslı. Arayacakmış. Evet Mahlink mi?
Gönderiyoruz tacımızı sorumu bilene. Aslında biz bu taçlardan gönderelim biraz. Hem bizim simgemiz. Hı hı. O yüzden birkaç evde olsun istiyorum. Canlı yayınlarımızda bu taşlardan gönderebiliriz. Ben çok gevezelik yaptım Nergis. Bir sus der misin bana? Şimdi hafif su katıyorum bakın. Çok su katmama gerek yok. Neden? Ben bir yenileme yapmıyorum. Çok dar bir alanda çalışma yapacağım. Yani boyaya su katmam buralardan akmalara neden olacak. O yüzden çok fazla su katmıyorum. Sizler de dar ve kısa alanlarda çok su katmayın. Arada fırçanızı nemlendirirseniz çok daha güzel olur. Alıyorum boyama. Komple boyuyorum şöyle hızlıca. Yani ben asıl olan şeffaf bak sürüyorsanız tek katla kapatmak ama hani olmadı iki katta atabilirsiniz. Oku Nergis. Elbiseniz çok güzel demişler. Teşekkür ederim. Tasarım. Sema Hanımcığım evet panonun satışı var. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Kartal tabak kaldı mı elimizde Nergis? Son 7 adet falan. Göndereceklerimizle mi yarın 7 adet yoksa? Yok. Şimdi güzel her yerini bakın. Çatlatma yaptığım yere şu an gelmiyorum. Önce diğer yerleri güzelce şöyle bir boyayayım. Şimdi oraya geldiğimde size bir noktasını göstereceğim. Tabii koyu rengin üzerine açık renk geçtiğimizde iki kat isteyebilir. Ama şu an bizim öyle bir vaktimiz olmadığı için ben şöyle biraz kalın alacağım ve kapatmaya çalışacağım. Emine Remziye. Her zaman çok güzelsiniz. Canımsınız. Fakat saçlar çok yakışmış. Muhteşem bir enerjiniz var. O da bana yansıyor. Süper. Seviyorum. Sevgiyle kalın. Hep yüzünüz gülsün. Canımsınız. Sizi kokulu kokulu öpüyorum kocaman. Canımsınız benim. Evet. İnşallah kaydedebileceğiz. Edeceğiz. Eğer ben bunu yetiştirebilirsem 40 dakikada kaydedebiliriz. Hızlı olayım. Ekranı kurutacağım. Panomuzun evet. Fiyatı 60 lira. Sema Hanım. Her yerine buralara zaten wax gireceğim. Çok kapansa da olur, kapanmasa da olur benim için. Kübra da şimdi geldi. Neredesin sen? Neredesin? Sen bildirimlerini açmadın mı? Sen nasıl bir team oldun? Yanımızda yoksun Kübra. Şimdi gelelim çatlatmamıza. Bakın fırçama boyama yükledim. Gördünüz mü? Fönüm de yanında. Fönsüz olmaz. Fönsüz olmaz. Bir şarkı vardı bir şeysiz olmaz diye. Bizim de sensiz fönsüz olmaz. Aldım fırçamı. Şimdi şuralarda olmayan yer zaten çatlatma olan yeri bakın. Görüyorum ben. Aldım fırçamı. Su şeyi sıyırmadan, çatlatmayı sıyırmadan şöyle uyguluyorum. Yan bir şekilde. Ya diyorum ya o kadar güzel bir çatlatma ki. Her şekilde çatlıyor içinki. Hemen aldım fönümü. Bir dakika şuraya da yapalım. Burada da yapmışım çünkü. Buralara zaten eskitme gireceğiz. Gramofonumuz küçük boy olarak kaldı. Şu anda mevcut. Boya az geldiği noktada daha az çatlaklar elde edeceksiniz. Şurada gördüğünüz gibi. Zaten her yerine çatlatma sürmemiştim. Böyle geçiş olsun. Yani bakın dağılım. İnanılmaz bir dağılım verin. Yani net bir şey bırakmayın. Ne kadar bol gelirse çatlatmalarınız o kadar iri olacaktır. Bizim için burada güzel olan işte bazı yerinin iri, bazı yerinin mesela bakın bununla da şöyle kapatacağım. Buralarda daha rötuşlar atacağım. Çünkü çatlatmanın olmadığı yerlere biraz boya gerekiyor. Onları ikinci katta tamamlayın. Şimdi yine aldım. Bakın ben burada yine çatlatma görüyorum. İki taraflı yüklüyorum fırçama. Şöyle yapayım. Bakın boyamı yüklüyorum.
Ondan sonra uyguluyorum. Çat, bakın üst üste geçmeyin. Buraya geçtim ve bıraktım. Çünkü çatlatmayı üst üste geçerseniz, aman olmadı bir daha geçeyim derseniz çatlatmayı sıyırmış olursunuz. Bu da hoş bir görüntü olmaz. Çatlatmanız zedelenmiş olur. Neden fön tutuyorum? Hızlandırıyorum, onu da söyleyeyim. Sizler de fönden yardım alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Altıncan Ahşap. Şimdi olmayan yerlere düz iğne sürüyoruz boyamızı. Bir soru var. Buyurun. Ahşabı 120 numara zımparayla zımparaladım fakat olmuyor. Zımparanın numarasından dolayı mı acaba? Kazınmıyor, kirleniyor sadece. Işıltı tasarım. Ha, onu bilmiyorum şimdi. Fön bir de sıcak mı diyorlar? Sıcak fön tutun. Çatlatmaların daha irileşmesine ve daha çabuk çatlamasına neden olur. Sıcak fön tutuyorum. Şimdi yine ipledim. Burada yine çatlatmalarım var. Bunu YouTube'da videolarımı izleyenler bilir. Süngerle de yapabilirsiniz. Süngerle de daha farklı görüntüler elde edersiniz. Her ikisiyle de. Yani fırçayla sürülen farklıdır. Süngerle sürülen farklıdır. Nasıl bir görüntü isterseniz bunu bir yerde deneyin. Ondan sonra ne görmek istiyorsanız ürünlerinizi uygulayabilirsiniz. Alt zemin siyah gördüğünüz gibi. Ne oldu altlarda? Biz siyahları görüyoruz şu anda. Kazıyacağız sonra da biraz bazı yerlerine. Nilgün Cengiz. Evet. Ben Bartın'dan izliyorum seni Arzum. Merhabalar. 60 yaşındayım. Ay, torun büyütmeye geldim ama korona torunuma haset bıraktı. 25 gündür görmüyorum onu. Ankara'da oturuyorum. Normalde inşallah tanışırım seninle. İnşallah. Maalesef böyle günler geçiriyoruz. Dün hafta sonunda annemle babam aradı. Annemler de yaştan dolayı sokağa çıkamıyorlar tabii. Kızım gelin de bari dedi uzaktan da olsa sizi göreyim. Doruk'la ikimiz gittik, taktık maskelerimizi, uzaktan da olsa görüştük. Tabii ki zor günler, sınandığımız günler, öyle düşünüyorum. Sabırla inşallah bu günleri atlatalım, kalp kırmayalım. Evet. Zor günler. Peki medium'un üstüne akrilik mi olmalı? Bakın ben multi surface sürdüm. İşte size güzel bir örnek. Şimdi bazıları işte yok multi ile çatlamaz falan filan gibi bir şeyler diyor. Sadece titanyumda çatlatmakta zorlanırsınız. O da üst kısımda titanyum kullanıyorsanız. Onun dışında bakın ben multi surface ile uyguladım. Ve gayet güzel çatladı gördüğünüz gibi. Hani akrilik tabii ki aslı olan, doğru olan akriliktir. Ama elimizde akrilik yoktur. Multi ile de çatlatabilirsiniz. Onu görmüş olduk hem. Şimdi bu kuruyacak. Rötuşlarını atacağız. Bazı yerlerin. Ne güzel çatladı gördünüz mü? Gelişi güzel. Sorularınız varsa alayım bu arada. Hediyemiz için de soruyu düşünüyorum. Multi ile Chalkit'in farkı nedir? Chalkit seri mat boyalardır bakın. Multi surface'lerin içerisinde biraz parlaklık vardır. Mat bir görüntü istiyorsanız evet Chalkit kullanabilirsiniz. Yine aynı yani multi surface'de, Chalkit'ta her yüzeyde kullanabileceğiniz boyalar. Ve biraz Chalkit'in kapatıcılığı multi surface'e göre biraz daha yüksek. Şimdi şunu bir hemen bir kurutacağım. Sorular varsa ben de buradan bakayım hem soruyu düşüneyim. Ah keşke İskenderun'u da çok seviyorum. Ya, Türkiye'nin her bir ilini çok seviyorum. İskenderun'a da buradan sevgiler, selamlar.
Anneciğim boş verin. Boya oldu galiba zaten. Şuram bakın. Evet. Olsun, biz boyacıyız ya. Ellerimiz, kollarımız, elbisemiz boyalı olur. Ne olsun yani. Şimdi gelelim rölyef pasta imağın ortaya yaptığımız deseni ortaya çıkarmaya. Bunlarla ilgili de ne kullanacağız? Hemen söylüyorum. Zehra Hanımcığım iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Şirin teyzem de gelmiş. Allah'ım. Şimdi neler kullanacağım? Tabanı siyaha boyadık. Şunları da bir yapayım ki kollarımda. Çünkü boyamız henüz kurumadı. Renklendirmeleri. Renklendirmede şu an için ben Ege Mavi pudra ve Antik 5 pudra kullanacağım. İkisini siyah üzerine. Bir kartonumuz varsa burada bir yerde. Dönüyor. Şöyle yapayım. Tüneyim ben yine şuraya. Diğer tarafımız da kurumaya başlasın. Antik 5 pudrayı ben gerçekten beyaz dışında çok severim. Bu tarz eskitmelerde çok yakışıyor. YouTube'a atacak mıyız? Bitiririm inşallah. Kaydedebilelim. Atacağım. Atmadan bizi Instagram bitirebilirsem. Biraz da Ege Mavi koyuyorum. Eskitme pudrası şu anda. Şuradan sıksana Arzu. Makbule Hanım... demiş ki rich beyaz eskitme kremi de sürüp sonra istenilen renk sürüp yine kazıma işlemi yapabiliyorum. Eskitme kremiyle renk vermeyecektir tabanda çok fazla. O yüzden boyayın, boyayla yapın. Şimdi eskitme fırçaları, rich'in en çok bunları kullanıyorum. Pudra tarzı şeylerde renklendirme yaparken alıyorum fırçama. Şimdi başlıyorum bazı yerden. Şimdi biz buradaki amacımız ne? Tabana yaptığımız desenleri ortaya çıkarmak. Şimdi birazcık pudra giriyorum. Bu birkaç işlemden oluşacak, onu söyleyeyim. Sadece pudra girip bırakmayacağım buna. Zeyno Esen. Canım benim. Güzeller güzeli hocam, İskenderun'dan yani, selam olsun. Canım. Kocaman öpüyorum ben demiş. Ben de sizi öpüyorum kocaman. Aygül Hanım, hocam hangi boyayı sulandırıp sandalye kumaşımı boyayabilirim? Bilgi verirseniz sevinirim. Yani çalkıt ya da az önce bahsettiğimiz gibi multisurface serileriyle gayet güzel yapabilirsiniz. Birazcık da Ege Mavi alıyorum. Şimdi buralardan biraz da bundan gireceğim. Bir geçiş sağlıyorum. Yani burada bir şey yok. Nerede ne rengi? Görmek istiyorsanız eskitme pudrasını uyguluyorsunuz. Desenlerimiz bakın taban olarak çıkmaya başladı. Biz bunu önce çıkaracağız, sonradan da en üst kademesini ortaya çıkaracağız. Bunu da nasıl yapacağız birlikte göreceğiz. Islak mendili alabilir miyim? Ayşe Hanım, bütün kullandığımız renkleri mi soruyorsunuz yoksa pudraların mı? Pudranın neyi var? Bir sürü rengi var pudranın. Herhalde burada kullandığımız. Göster nerediz? Göstereyim. Şöyle antik 5. Stencil'ımızı da tekrar gösterelim. Mavi nerede? Ege Mavi şurada. Heh. En sevdiğim pudra tonlarından bir tanesidir. Çok kullandığım Ege Mavi. Gerçi ben hepsini seviyorum. İran'a bir selam istiyorlar. İran'a da sevgiler. Kocaman öpücükler buradan. Çerçevedeki beyazın rengi de kar tanesi. Bazı yerde siyahlıklar kalsın. Şu eskitme fırçaları yemin ederim en güzel ucuz olan için. Yok Ferda Hanım, tam 9'da girdik yayına. Erken değil. Sen anlat bu arada hangi stencil'ları kullandık? Stencil'larımız şöyle. Bunun bir kodu yok ama değil mi? Bu yok, en alta kullandığımızın. Bu için çıkacak olan. En alta gördüğünüz gibi bunu kullandık. Sonra da NIV 498 numaralı stencil'ımızı kullandık. Bir daha söyleyeyim.
Niv 498. Sende ne? Çok seviyorsun galiba bu stencil Nergis. Ama güzel. Değil mi? Çok güzel. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Biz kuru eskitme şeklinde atıp bunu yapıyoruz ya. Aldım diyelim. Bakın yoğun alıp bazı yere. Centivo Art Hobby Ağlamaz. Demiş ki. Heh. Hocam vallahi sizden başka hiç kimse bu kadar güzel yayın yapamıyor. Ya demeyin, herkes yapıyor. Niye yapamasın? Evet, kimseye de kıyamıyor. Ben alıştım artık 4 senedir. Ondandır. Şöyle bakın, eskitme pudrasını tabanda geçişle net bırakmayacağız. Her yerine güzel bir geçiş sağlayacağız. Antik 5 miydi? Sallıyor muyum? Evet evet, doğru. Antik 5. Ve Ege Mavi ile. Hediyemiz bakalım bugün kime gidecek? Şeyi gönderemedik henüz. Kartal tabağımız değil mi Nergis? Evet. Tacımız da kaldı. Sıra gelemedi. Yarın inşallah hepsini çıkartmayı. Bakın, yani şu antik bejle şu yandan bir çek. Ege Mavi'nin birbirine o kadar güzel bir karışımda renk veriyor ki anlatamam size. Zeminde siyah boya kullanıldı. Yine mucize. Şimdi siyah üzerine renklendiriyoruz pudralarla. Tamam, İltaç Hanım bekliyoruz. Ne diyor? Gelecek İltaç ablacığım benim yanıma. Ah, antik bej, Nergis yarın liste hazırlanacaksın bana demiş. Ama gerçekten çok yakışıyor. Özellikle siyah zeminde. Bunları çok kullanıyoruz. Size neyi gösteriyoruz? En çok kurslarda eskitme fırçası kurumadı ya, bir de yan taraflar yapışıyor fırçanın şeylere. Nezahat Yıldırım. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Ankara'ya da sevgilerimizi sunuyoruz. Vallahi şunlar yapıştı buraya, yapacak bir şey yok. Kurumadı ya yan tarafımız. Fırçanın şeyleri. Ne tüy döktün be fırça. Başka alayım. Yine mi? Çok kalpten galiba yayın birazcık kalp donuyor. Ya. Evet. Bu arada yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Şu an hep ben size övdüm ya. Top fırça. Fabrikada top fırça kalmadı. Ne büyüğü ne küçüğü. O yüzden şu maxi fırçalar var. Ona çok benzer. Bunlardan aldım yeni. Fabrikada diğerleri kalmadı. Aynı işlevi görüyor. Bakın büyük stencil fırçaları. Bunlarla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bakın şimdi iki rengi geliyorum. Bu noktada Egema, yani antik bej geçtiğim yerler var ya burada. Geliyorum. Şunu şöyle getireyim. Üst üste burada da harmanlıyorum iki rengi. Yani o geçişi çok güzel yapın. Net bırakmayın. Ne, isterseniz boya yaparken olsun, eskitme, ne kullanırsanız kullanın. Hangi ipek fırçayı tavsiye ediyormuşsunuz? Hepsi çok güzel. Yani bordo saplılar idealdir için. Onu kullanabilirsiniz. Birçok fırça, yani hepsi güzel fırçalarım. Ben elime ne gelirse yapıyorum. Tabii ki şu en kalitelileri Golden seriydi değil mi Nergis? Evet. Bakın Asuman bu noktada da atıyorum biraz. Yani bejle Ege Mavi'de bir geçiş sağlıyoruz. Bazı yerde bakın yoğun, sadece araya attım, sildim, gördünüz mü? Yani aralarda bir şey yapmak istiyorsanız. Şimdi ben kuru eskitme gibi pudraya geçiyorum. Eğer ne yapacaksınız? Alıyorsunuz bunu. Mesela şu kısımda girdik, şurada da biraz girelim. Özellikle aralara. Şu an benim burada bir şeyim yok, bezim pamuklu. Islak mendille. Şöyle aralarda daha yoğun efektler bazı yerlerde verebiliyorsunuz. Kısa bir özet yayın geç sonunda. Nergis'in. En sonunda vaktimiz kalırsa geçelim. YouTube'a atacağım. Bakın harika bir geçiş oldu. Şöyle gösterelim. Şimdi geldik. Biz kabartmalarımız biraz da olsa siyahın dışında ortaya çıktı mı şu anda? Evet. Çıktı değil mi? Şimdi geldik. İkinci aşamaydı bu aşama. Bu sefer şu kabartıların daha en üst kısmını belirginleştirmeye, ortaya çıkarmaya. Yani bu ne kadar size diyorum ya, duvar çalışmalarınızda da kat kat üst üste çalışırsanız
daha güzel, daha ortaya çıktığını göreceksiniz. Şimdi geliyoruz desenleri ortaya çıkarmaya. Şimdi ben buna folyo varak yapacağım. Elinizde folyo varak yoktur, toz varakla da çok güzel olur. Ama biz... Sorum aklımda, iki tane soru var aklımda şu anda. Hangisini sorsam acaba? Hatice Hanım, evime hoş geldiniz demiş. Siz de atölyemize hoş geldiniz. Ne güzel buluşuyoruz bakın bir noktada. Gülşah Türkmen demiş ki Arzum Hanım, bu süreçte malum virüsten dolayı gelen kargolara alkol sıkıyoruz, polyesterlere. Sonra boyarken sıkıntı yaratır mı? Ama siz ambalajını sıkıyorsunuz herhalde. O yüzden ne gibi bir şey olacak? Hiçbir şey olmaz. Biz de burada temizlik yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. Şimdi folyo varak tutkalımı aldım. Bakın. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi bunu birkaç şekilde ortaya çıkartabilirsiniz. Biz folyo varak kullanıyoruz şu anda. Aldım fırçama. Şimdi bunun birkaç yolu vardır. Şu an benim stencil'ım da o kadar şey ki. Bizden de Samsun'a sevgiler. Bunu hani çok aşağılara gelsin istemezseniz. Birkaç çalışmalı bir şeyde. Nasıl hani stencil'ın devamını falan getiriyoruz. Stencil'ı yerleştirip şöyle. Hani altlara gelsin istemiyorsak. Stencil yerleştirip şöyle tutkal sürebilirsiniz. Hani alt kısımlara geçmesin diye stencil'ınızdan yardım alabilirsiniz. Ben sadece çünkü bu deseni belirginleştireceğim. Koku nergisi. Yarın canlı yayın olur mu? Bilmem. Gündüz yapar mı? Yapamayız. Çok kargo. Yani WhatsApp'ta evet, kargolarla o kadar biraz uğraşıyoruz ki gündüz. Ve bakın folyo varağımızı geçtik. Bu arada alkolü de direkt polyesterlere sıkıyorlarmış. Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Sıkın. Tabii ki sağlığınız ne gibi bir şey olabilir? Evet, o kalp atmalar neden oluyor? Özellikle çoğalıyor. Söylemeyin ben bence. Atmayın, atmayın. Beni sevdiğinizi biliyorum. Yazın. Sözel söylemek ve yazmak kalp atmaktan daha değerli, daha akılda kalıcı bir şey. O yüzden kalp atmayın. Vallahi yazarsanız ben daha mutlu olurum. Bu durumda stencil'ı temizleyebiliyor muyuz? Tabii demişler. Ki. Evet. Sıcak su, Arap sabunu neyi temizlemiyor? Fırçalarınızın temizliğini de Arap sabunundan yardım alın. Evet, gold gold dediniz. Hı. Kartal'da gold olmayacak mı dediniz? Ya gold olmadan bu pano olur mu? Ben size ne diyeyim ya? Gold tabii olacak. Hatta biraz şuralarda şöylemesine olabilir. Heh. O şeffaflaşıyor tutkalımız. Hemen ben fönü alıyorum tekrar. Size de selamlar Gülten Hanım. Bakayım. Samsung numarası. Göster Samsung'u nerede? Tekrar soranlar var. Hayır, nerede? Ha. Marblin, inanılmaz başarılısın. Hemen yazdı bak, kurban olduğum. Anında yazdı. Evet. Sen niye her yere kıl bıraktın? Be kıl fırça. Hiç kullanmazsan da öyle olur işte. Soru birazdan gelecek. Birazdan, bekleyin. Evet, stencil numarasını herkes... Biliyor mu? Biliyor. Süpersiniz. Ya şey de vallahi mesaj atıyorsunuz. Önce ben yazdım, önce ben yazdım diye bana. Ben inanılmaz üzülüyorum.
Şimdi benim telefonumu özellikle tutuyorum. Herkesin telefonuna ayrı düşüyor. Hatta geçen de Kartal çıkan takipçimize ki ben de onu takip ediyorum. Gerçekten tanımıyorum. Hani kimileri bazı böyle şeyler, iddialar ortaya atıyor. Hani bununla da ilgisi yok. Benim telefonuma düşen önce herkesin telefonuna farklı düşüyor. Ne olur bana önce ben yazdım diye atmayın. Çok üzülüyorum. Fırçaları bizden alabilirsiniz Şermin Hanım. Her çeşidi mevcut. Çoğurcu zannediyorum. İnşallah doğru okuyorumdur. Sizi çok seviyoruz. Canımsınız. Ben de demiş. Sizi çok seviyorum. Şimdi akıtacağız boyaları. Boyalar akmadan olur mu bazı noktada? He Nergis? Olmaz tabii. Ben neyi unuttum? Bak akıtacaktım. Folyo varak tutkalını şak diye sürdüm. Olsun. Folyo varağımızı geçelim. Ondan sonra akıtırız. Neler kullanacağız bakalım. Var mı tahminleriniz? Filiz ve hobileri. Çok teşekkür ediyorum. Duygularıma tercüman oldunuz. Ne oldu? Sen buna tak. Diğerine nerede? Diğeri daha sağlam. Dur. Ben alırdım. Ah. Oh. Çok özür diliyorum. Bir şarj problemini. Tamam. Yayın mı donuyor? Soru sorulmadı Tuğba Hanımcığım. Teşekkür ederiz. Toptan pisek tepsi çanta. Evet, multi ile akriliği karıştırabilirsiniz. Başka? Bak bak bak, görüyor musun? Nasıl biliyorlar Nergis? Vallahi öyle. Evet, Nefaret Hanımcığım. Gene gösterelim ne kullandık Nergis, anlat istersen. Stencil'la. Şimdi öncelikle panomuzun tabanını bir siyah boyadık. Hayır, hiç boyamadan rölyef tekstür pasta geçtik buna. Tamam. He, dışını evet boyadık. Evet, dışını. Dışını boyadık, ortasını boyamadık. Sonra rölyef pastayla gördüğünüz gibi iki çeşit stencil'ı uyguladık. Rölyef pasta bu arada bildiğiniz değil, normal. Nerede bunun yazısı? Orada. Tekstür rölyef pasta. Hadi gel Nergis. Şimdi alıyoruz kağıt. Batırdık kendimizi Nergis. Al peçete al. Tamam. Şimdi wooden wax sürmüştük. Şeffaf wax, yani wooden wax ağzım alışmış. Şeffaf wax'ımızı sürdük siyahtan sonra. Ve başlıyorum şöyle bazı noktalarını zımparalamaya. Tabii benim tam kurumadı. Hani sizler daha kurumasını bekleyin bakın. Kurumadığı zaman boya böyle bütün bütün çıkar. Acele ediyoruz tabii ama önemli değil. Ben oraları düzeltirim. Siz hani mantık olarak en azından görün. Şöyle zımparalıyoruz. Alttan siyahları çıkarıyoruz. İşte şeffaf baksınızı bu yüzden uyguladık. Burası hiç kurumadı. Girersem çok sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz girebildiğim kadar gireyim şöyle. Her yer aynı olmasın. Bir yerde az bırakın, bir yerde çok zımparalayın. Evet, zımpara gerçekten harika, harika ama kullanışlı. Bu da yok, kalmadı. Tülin Hanım da demiş ki, evet. İnce bulaşık teli olur mu acaba? Biliyorsunuz onunla da yapıyorum. Tabii ki onunla da yapabilirsiniz, kazıyabilirsiniz. Bakın baksın bir sürü çeşidi var. Kazıyın, zımparalayın. Her şey olur. Şuralardan. Evet, kazımamızı yaptık mı? Bu da bitti. Şuralardan da biraz ince alacağım. Şu kısımlardan da bütünleyeceğim bakın. Pınarca 2010. Çatlatma yapıp vernik sürdüğüm ahşabı beğenmedim. Üstüne nasıl bir işlem yapabilirim? Çatlatmanın dönüşü yok. Maalesef öyle.
Şimdi siz onun üstüne rölyef pasta stencil bile yapsanız alttan bu sefer o rölyef pastayı bile çatlatır. Ha, sıkıntı yok. Öyle de kullanabilirsiniz. Hazımak çok zor. Vernikli olduğu için. Zımparamızın fiyatı 40 lira. Bir de bunun bakın, yedek uçları var. Şimdi ne yapıyorum? Buralardan da bütünlüyorum kazıyarak. Yani her şeyi bir bütün düşünün. Burada çatlatma vardı. Bakın burayla da şurayı hemen. Kaç, ne kadar dakika oldu? Hızlanmam mı lazım? Zaten bir saat olduğu zaman geri sayım yapıyor. Hadi ekranda. Canım. Şu anda bir şey ağzım, çıkmadı. Çabuk ağzım. Çabuk. Evet. Bakın kazımamız da gayet yerinde. Güzel oldu gördüğünüz gibi. Hemen bir fön tutayım. Değil mi Tülin Hanım? Evet. Doğru söylüyorsun. Ne? Tülin Hanım demiş ki icatlar ihtiyaçtan doğarmış. Bakalım bu dönemde neler bulacağız daha demiş. Aa, neler icat ederiz vallahi. Şimdi gösterelim. Nasıl? Süper. 15 dakikanız varmış daha. Gerçekten. Evet. Hemen hızlı olmam lazım. Bu şekilde budun wax yaptığımız yerleri de ben bunu biraz daha kazıyabilirim. Kazıdım. Düşünün. Aldım elime wax fırçamı. Ve siyah vaksı mı ve kaç kulata vaksı mı? Ne oldu Nergis? Filiz ve hobileri. beni de sizinle karantinaya alın. Bu adamla patladım. Bizim hiç canımız sıkılmıyor değil mi Nergis? Vallahi evet. Bekleriz gelin. Aldım yine sert kıllı fırçamı. Şimdi buraları bütünlemeden olur mu? Olmaz çünkü çok çiğ kaldı. Hemen bakın şöyle... Wooden wax yok bu çalışmada. Yani şeffaf wax kullandık onun yerine. Aynı ürün. Elinizde o yoktur. Onu kullanın. Bakın biraz da wax geçiyorum. Neden? Bütünleyelim. Ay sen nereye girdin? Siyah wax bu arada şu anda. Evet. Şuralardan da biraz atalım. Derya da beni de alın benzer durumda. Kamp yapalım kızlar. Gidelim kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Ne güzel olurdu. Stencil'larımızı bir kez daha göstereyim. Tamam. Alttaki stencil'ın kodunu bilmiyoruz. Şu anda çıkacak, yok çıkacak. İşte. Bunu da üstünde kullandık. Yalnız daha göstermeyelim. Tamam. Yaptığım işler gizli kalsın. Kimseye biliyorsunuz ne boyadığım rengin boyasını söyledim bugüne kadar. Ne tekniği. O yüzden göster. İnandırıcı olmuyor şu anda. Gizli kalsın. Biraz çikolata da giriyorum bazı yerlerine. Wax üzerine vernik tutar mı? Tutar. Bekleyin ama. Yani bir hafta gibi bir bekleyin ondan sonra vernik atın. Biraz da bakın kahverengiler, hafif çikolata renkleri giriyorum. Ve ne yapıyoruz? Eskittikçe eskitiyorum. Sen de kazın. Kazınma seni. Kurumadan iş yapıyoruz ya. Şey gibi, rekora gider gibi. Daha soru soracağız. Ana Nergis. Daha buralara stencil yapacaktım ben. Dur ben yetiştiririm bunu ya. Yetişmezse bir daha açarız yok, yayını daha ama kaydedemiyoruz değil mi? Daha öyle ne panolar olunca? Yapacağım. Benden kuşlu panonun isteyen doğru, var. Panolarımız doğru. Kalmadı elimizde. Ama gelsin onu da yapacağım rölyefli. Bugün story'de paylaştığımız raf. Hangisiydi raf, o? Bilmiyorum vallahi. Şimdi. Hop. Şu DNA serisiydi. Bunun kodunu da pek bilmiyorum aslına bakarsanız. Bulacağım size. Yarın resim atarım. Aldım gri yeşil. Hafif. Yani şu an bunu buldum daha doğrusu. Şöyle silik bir stencil uygulayacağım buraya da. Fazlalığını aldırın.
Bu arada DN908'miş. Bu 908 miymiş? Kim dedi? Miss Soprano. Evet. Workshop'ta yapmıştım. Oradan mı biliyorsun? Muhtemelen. Herhalde. Kestim ben onu. Şöyle ortadan başlıyorum. Devamını getireceğim. Gelişi güzel. Eskitmeli. Çok net atmayacağım. Pomponumda fazlalığını aldırıyorum. Stencil spreyi sıkabilirsiniz. Siyaha boyanmış raf dediğiniz bu bizim vitrinimiz vardı. YouTube var, tamam. Hala var şu anda da. O mu acaba? Ben onu YouTube'da bir 3 sene önce yapmıştım sanırım. Belki onu izlemiş olabilirler Nergis. Şimdi devamını da nasıl getiriyorum? Stencil'ımı... Bir dakika. Sen nesin ya? Nergis gözüm görmüyor, iyi mi? Bir yardımcı olmuyorsun. Gözüm gözükken bana. Devamını bakın buraya yerleştirdim. Bitirdiğim yere stencil'ımı. Sonra bunun devamını yapacağım. Hande'nin alıp siyaha boyadığını... Ay raf mı? Raf. Yok ki elimizde. Hiç kalmadı. Anca. Bu şekilde evet. Devamını getiriyoruz. Stencil'ımızı yerleştiriyoruz. Ve aynı... Silik istiyorum. Ben böyle eskitmeli olsun istiyorum. Kim sormuş onu? İrem Uyanık. Ha, onu çok önce vardı bizde. Böyle silik silik. Nasıl olsa alt tabanda eskitme yaptık ya. Çok net atmayın. Bu şekilde daha hoş oluyor eskitmeli. Yani yaptığınız stencil da eskitmeli olsun. Evet. Bunu da bitirdik mi? Hani alkış? Evet, alkışlar. Bakın rekor kırıyorum. Nefes nefese kaldım. Son 10 dakika. Kaç dakika? 10. Bitirdik bile. Herkese kapımız açık. Temiz ve hobileri. Hepiniz gelin. Bu olmazsa toz varak atarım ben de hemen. Alıyoruz folyo varağımızı. Şeffaflaşmasını bekliyoruz. Gözüküyor mu? Evet. Alın kağıdınızı. Parlak olmayan yüzeyini yapıştırıyoruz. Folyo varağımızın. Ve uyguluyorum. Kağıttan yardım alın. Ve şöyle folyo varak tutkalını yaptığımız yerlere bunu uyguluyoruz. Daha ben buna neler yapardım ya. Vakit yok. Nergis, bunun da büyüğü yok mu ya? Var. Var. Kutunun içinde. Ay folyo varakların hepsini getirdim. Şey maratonda mıyız? Neredeyiz acaba? Herhalde olabilir. Şunları bırakalım. Nerede golumuz? Şurada hemen orada. Esra Hanım bir soru sormuş. Arzum hocam dolap kapağını boyayınca vernik yerine reçine sürsem olur mu? Olmaz. Reçine olur mu kapağı? Şöyle ya, geniş geniş yapmak varken parlak olmayan tarafıyla bakın nasıl desen ortaya çıkıyor. Şimdi kaldıracağım, tam gözükmüyor olabilir. Hani bu yoktur, toz varak kullanın. Daha az parlak istiyorsanız titanyum serileri kullanabilirsiniz için metalik renklerini. Hepsi olur. Ama ben pırıltıyı seviyorum. O yüzden hani bu az gelse bile üzerine ben bunun toz varak geçerim yani. Bazı yerlerine. Evet işte bu. Annem benim senin ağzını yerim ben ya. Kaydedilecek hiç merak etme. Sorumuzu soruyorum. Hazır mıyız? Bakayım bir kimler burada? Ay yoruldum yemin ederim. Ay ellerim ağrıdı. Soruyorum. Yasemin sen de katıl hayatım. Bir de folyo varan renklerini göstereyim mi size? Evet. Çok iyi aşık olur. Olursunuz. Aşık. Ne renklerimiz var burada? Bakın. Yeşilin kaç tonu? Pembe, bronz, bakır. Bir tek gümüşümüz yok. Evet gümüş.
Son 8 dakikaymış. Evet, sorumuz geliyor. Ben bu tabana göbek şeklinde bir stencil yaptım. Bunun kodunu istiyorum sizden. Hemen telefonumu aldım. Tacımızı göndereceğiz. İlk yazan takipçimize. Bakın siz de birlikte görelim. Kodu kaçtı göbek olanın. Hadi, 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 hadi. Hadi. Gevezelik yapmayın Hande. Işıltılı tasarım. Bakın şöyle göstereyim. Ah be Hande. Orada gülücük öpücük atacağına yazsana kodumuzu. New 4. Ana nereye gitti? İlk yazan 498. Tamamdır. Işıltılı tasarım. Sana geliyor hayatım. Tacımız. Şöyle göstereyim. Artık bunun boyayı fotoğraflarını istiyorum sizden. Nasıl kızlar, oldu mu? Ben yarın sabah buna biraz daha ışıltı atarım, hikaye atarım Nergis. Söyleyeyim tamam. Sana. Bu ışıltı yetmez bana. Tamamdır. Genel hatlarıyla anladık değil mi neler yaptığımızı. Tabana relief tekstür pasta kullandık. Stencil'larımızı kullandık. Işık nasıl daha iyi çıkabilirse oradan çek. Ondan sonra tabanı siyaha boyayıp eskitme pudrası, antik bej ve Ege Mavi ile önce tabanı bir renklendirdik. Daha bu ışıltı istiyor. Biraz da toz varaklar geçeceğim ben buna. Özür dilerim, biri arıyor, meşgule atacağım seni. Buralara çatlatmalar yaptık, baksar yaptık, stencil yaptık. Nefes alın. Ay. Ay yaptık da yaptık valla. Yerim sizi ya. Hepiniz iyi ki varsınız. Yarın fotoğrafını atacağım. Gece karanlıkta çekim yapmak gerçekten çok çok ama çok zor. Çünkü gün ışığı yaptığımız işi daha güzel gösteren bir şey. Şu an bizim spotlarımız, ışıklarımız hiçbir şeyi yansıtmıyor. Maalesef. Gene rekor kırdım vallahi ya. Yemin ederim hem çene hem iş bitirdik. Vallahi yazan ışıltılı tasarım. Benim telefonuma düşen en azından o. Kendinize iyi bakın güzel yüreklerim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki bizimleydiniz. İyi ki birlikteydik. Yerim Derya seni ya. Yarın atacağım hikaye. Hemen videosunu atıyoruz yarın. Yaklaş Nergis. Yaklaş göster. Biraz toz varak gireceğim. Haberiniz olsun yarın. Olmaz girmezsem. İkisini de videoyu kaydedebilirsek, şu an çıkarsak videoyu kaydederiz güzel yüreklerim. İkisini de YouTube'a atacağım. Merak etmeyin. Sizlerden de güzel fotoğraflar bekliyorum. Bir sürü teknik yaptık bakın üzerinde gördünüz renklendirmelerini falan. Sadece yarın yapacağım işi söyleyeyim. Çok hafif toz varak gireceğim hafif bazı yerlerine de. Tamamen şu o zaman şuradaki dokuları da hafif toz varakla ortaya çıkaracağım. Ancak bu kadar oldu. Gecenin bu saatinde. Öpüyorum hepinizi. Nasıl? Kokulu kokulu. Kocaman kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Nescafe'ler akıtacaktım ben bundan. Hani pati? Ay dur akıtmazsam olmaz dur. Hayır. Olamaz. Aldım pas sarıyı. Çıkmayın. Bakın şuralara bazı yerlerine koydum. Çünkü diğerinin aynısını yapacağız dedik Nergis. Biz onu evet. Akıttık. Çünkü bu güzellik veriyor. Sonra bu kısımları sildirin. Bir şey olmaz. Şu tabanda buralara da bulaşsın. Hatta bu akıttığımız şeyler. Peçeteyle şu desen kısmı gelen yerleri biraz aldırın. Aralarda gözükmesi güzel ama buralarda çok fazla olmasın. Eskitmeymiş gibi olsun şu kısımlarda. Şöyle. Bu şekilde akıtın boyalarınızda. Güzel yüreklerim. Bu da ayrı bir hava veriyor işte buna. Ay kimse vallahi meşgule attım ya. Telefonu. Hele ki kuruyunca. Bakın bu kenarlara da girsin. Bu pas sarılar.
Eskittik ya. Yani o eskitmelerin devamı her yerde olsun. Bir bütünlük oluşsun. Şu ne anda oldu? Kapatamam. Yüzünce kapatmış gibi olur. Böyle akıtın. Tamam mı? Kapatamazsın tabii Nergis. Ben anlatırken... Uyarıyorlar. Merak etme. Yani yukarıda bir dakika çıkınca... Çıktı mı? Yok, daha çıkmadım. Bu şekilde pas sarı, pas efekti. Elinizde pas efekti yoktur. Attı galiba. Yok, atmadı. Bende görüntü gitti. Buradayız. Son 3 dakika şu anda. Yok, aramalardan mı gitti acaba? Muhtemelen evet. Şu anda birisi arıyor çünkü. Şimdi bakın, şimdi daha ortaya çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde de. Elinizde pas sarı yoktur. Venedik sarı var, pudra. Onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde akıtın. En son toz varak geçeceğim güzel yüreklerim. Yarın bir hikaye atarız Nergis, onu da yaparken. Hani her şeyi tam gösterelim. Bu akşamlık bizden bu kadar. Hadi öptüm size. Allah rahatlık versin. Oh be, içim rahatladı pas efektini girince diyorum.